Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Fenerbahçe değerlerini küçük gören ama Fenerbahçe dışındaki değerleri büyük gören arkadaşlara da ayrıca selamlar olsun. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Mesut Özil. Mesut Özil Fenerbahçe'de iken yere göğe sığdırılmadı, edilmedi. Bazı şeyleri bizde yaşasaydı alınacak tepki çok yüksekti. Mesela mesela Başakşehir Mesut Özil'in 45 dakika sahada kaldığı rezerv lig maçında rezalet yaşamış ve Kasımpaşa'ya 7-1 yenilmiş. Şimdi Fenerbahçe'de Mesut Özil'in olduğunu düşünün. Rezervlik maçında oynatıldığını düşünün. O maçı da 7-1 kaybettiğini düşünün. Basın şu anda ne konuşuyordu? Bir tane elemanın biri var sosyal medyada. Menajerlerle çalıştığını daha önce biliyorum. Komoli'nin yardımcısı vardı Selin Hanım. Şimdi eşi oldu. Allah mutluluklar versin. Selin Hanım'dan duyum aldığı da konuşuluyordu. Ben bu arkadaşın bazı şeyleri şişirdikçe şişirdiğini düşünüyorum. Yani özellikle bazı transfer tekliflerini abarttığını düşünüyorum. Bakın şunu belirteyim. Sosyal medyada şey konuşulanlar ile kapa yapılan açıklamalar çok farklı. Yani bir ka kapa açıklama yapıyorsanız arkadaşlar yaptığınız açıklama doğru olmak zorunda. Hocam yanlış beyanat verilirse <laughs> vallahi arkalarındaki Güce bağlı. Arkalarındaki güç gizlerse hiç sıkıntı olmaz. Yani arkalarındaki güç, destek çıkarsa aa, sıkıntı değil abi ne güzel. Yani az versin de çok versin. Biz bunu Galatasaray'da gördük mesela. Ne yaptılar? Menajer ücretini 10 binde 1 e gösterdiler. Normalde küme düşme cezası. Ama devam. Şimdi bu eleman gidiyor diyor ki mesela şu oyuncuya şu kadar teklif var. Şu oyuncuya 20 milyon euro teklif var. Şu oyuncuya 9,5 teklif var. Ya arkadaş teklif olur olmasına da etmeyin eylemeyin. Mesela ben sosyal medyada şeyi gördüm. Süper Lig'de dört büyüklerden bir takımın bir futbolcusu, genç bir futbolcusuna büyük bir takım devasa bir para vermiş. Yani yaklaşık 10 milyon euroluk bir para vermiş. Kendisiyle görüşmüşler kariyer planlaması falan filan. Bak bu yarın bir gün ne olacak biliyor musun? Yarın bir gün açıklama yapılacak. Evet şu kadar verildi diyecek. Herkes buna inanacak. Ya da belki de gerçekten de o kadar verilmiştir. Sıkıntı bizdedir. Söz konusu Fenerbahçe olunca da diyorlar ki bak diyorlar Fenerbahçe Napoli anlaşmış. Kim mi diye şu kadar. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar ben yayınına katıldım. Orada bana dediler ki bir takıma iki tane futbolcu satıyorsan ben orada şike ararım. Fernando gitti Sevilla'ya. Alex neydi e, Teles gitti Markava gitti bir de Nelson istiyormuş. Yani Galatasaray'ın tabiri demek ki Sevilla'yla şike yapıyorlar. Hülle şikesi. Benim tabirimle değil. Yine bu arkadaş duyuruyor bir başka bir arkadaş ya da bu arkadaş diyor ki 20 milyon euro teklif etmişler. Onlar da 25 istiyormuş. Allah aşkına. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. 20-25'lik futbolcu mu? Ben bir şey söyleyeyim. Sadece Galatasaray'ın Antalya maçını izlediyse en fazla 5 verirler. Bakın şimdi defolar nasıl ortaya çıkacak? Marka olsuz. nasıl ortaya çıkacak? Savunma arkasına atılan toplar. Nasıl ortaya çıkacak? Öbürü 9-10 milyon euro. Ya arkadaşlar her şeye inanmayın. Herkesi peygamber gibi görmekten vazgeçin. Ulan bir tek bana inanmıyorsunuz. Geri kalan herkese inanıyorsunuz. Yazık ediyorsunuz kendinize. Başakşehir Aston Villa'lı kanat oyuncusu Ben Traore'nin kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı diyor haberde. Arkadaşlar. Bu transfer gerçek olabilir. Evet ilgileri var, alakalar var. Hocam biz ilgilendik, alamadık. Bizim yönetimin Allah canını almasın şöyle böyle falan filan. Senin ilgilendiğin şartlarla adamların ki bir değil sen satın alma opsiyonunu 4 milyon euro kiralık teklifinde bulunuyorsun. Yükseltebiliriz diyorsun. Adamlar diyor ki biz satmayacağız. Biz sadece kiralarız. Biz sadece kiralarız. E sadece kiralayan adama sen ne yapabiliriz? Biz sadece kiralarız diyor satmayacağız. Şimdi sadece kiralarız diyor Başakşehir'de gidiyor sadece kiralamayla anlaşıyorsa getiriyorsa getirir. Bunda abes bir şey yok ki. Bak biz alamadık diyor. biz alamadık değil adamın şartları bu. Mesela Lassine Traore. Lassine Traore. Şaklardan biz almak istedik. Adamlar sadece kiralık veriyor. Ya opsiyon koyduralım. 4-5-6 opsiyon koyduralım. Sonraki satıştan pay koyalım. Şampiyonluk bonusu koyalım. Oyun bonusu. Sadece kiralık. Ya, bu şartlarda almak istemiyorsun. Ya bu şartlarda 1 milyon tane forvet var. Ama değersizleştirmek üstümüze. 21 yabancı olayı yalan olmuş. Arkadaşlar bu olay şuydu. Şimdi bu olayı açıkladılar, ettiler. Kulüplerdeki gitmeyen futbolcular bir paketlendi. Bu her kulüp için geçerli. Hani benim Fenerbahçe'de Altılı Ganyan diye bir kitle var. O Altılı Ganyan normalde şu anda çarşamba günündeyiz. Pazartesi'ye gitmiş olmaları lazımdı. Gitmediler. Gitmiyorlardı. O yüzden yani arkadaş sözleşmemiz devam ediyor diye. Bu 21 kişi olayı konuşuldu, edildi. Futbolculara mesaj verildi. Ha, biz sözleşmenizi sürdürürüz. Bizim için sıkıntı değil. Biz kadromuzu kurduk. 3-5 takviyeyle değiştiririz. Sizi de rezervlikte oynatıp rezil ederiz. Rezervliğin sınırı yok. İstersen 15 tane futbolcu oynat arkadaşlar A takımdan. Bir sınırı yok ha. Sadece 1-2 tane genç futbolcu oynatmak zorundasın herhalde. Yine de 5 değişiklik falan filan var. Samat da gitti. Berişe görüşmesini sürdürüyor. Pelkas görüşmesini hızlandırdı. Tisserand hızlandırdı. Lemos, Kolkır, Max Meyer. Bakın hiçbiri piyasada yok. Bak 6-7 kişiden bahsettim. Bir bakacaksınız pat gitti. Pat gitti. Pat gitti. Arka arkaya giden kaplarına artık hazır olun. Kulüpler Birliği diyor ki Mustafa hocamızın da dediği gibi 35 kişilik liste. 6 şey 8 kişi 8 yabancı artı 6 yabancı 14 yabancı futbolcu listende yer alabilir. Artı 21 yaş altında işte şu kadar alt yaş kategorisinde milli takımda oynamış 3 futbolcu daha oynatabilirsin. Toplam 17 kişiyi yazdırabilirsin. 18 tane Türk yazdırmak zorundasın. En az diyor. İş bu. Hocam işte niye 21'den düştü bu bizim zararımıza mı yararımıza mı? Merak etmeyin herkesin, herkesin yararını oldu. Herkes göndereceğini gönderdi. Şimdi küçülmeler başlasın. Dört büyüklerin 1 Haziran 2021, 31 Mayıs 2022 e, dönem zararları. Yani bir yıllık zararlar. Fenerbahçe'nin 297 milyon lira. Trabzonspor'un 335, Galatasaray'ın 377. Trabzon şampiyon olmasına rağmen 335 milyon TL zarar. Galatasaray 377, Beşiktaş 717 milyon TL zarar. Ve aynı şartlarda bana diyorsunuz ki hocam Trabzon şunu getiriyor, Galatasaray bunu getiriyor. Bakın ya Trabzon, ya Galatasaray, ya Beşiktaş. Bunlara herhangi bir destekeli olmadığı müddetçe üçünden biri kesinlikle batacak. Bu sene sonunda kesinlikle batacak. Çünkü üçünün de ciddi yatırımları var. Bunu düşündünüz mü? Üçünden biri yüzde yüz batacak. Sen Fener'e bak. Arkadaşım. Sevgili arkadaşım. Bu futbolcu transferinden falan filan değil. Bu genel ya 717 milyon liralık Beşiktaş'ın zararı var diyorum. Bak geçen sene sene dedin. dedim? Piyaniçi getiriyorlar. En iyi kadro onlar da dediniz. Baş iyi geldi. o dediniz. Zaten Gezzal var. Josep var. Rozier var. En iyi kadro onlar da dediniz. Özellikle bazı kesimdeki arkadaşlar. Yani taşa laf anlatılıyor. Hani kuşa laf anlatılıyor. Taşa laf anlatılıyor ama bunlar anlatılmıyor laf. Al 717 milyon TL zarar. Bana ne? Ben zararda mıyım? Ben zarar umurumda mı? Ya bu çok saçma. Dünyanın en iyi arabasını almak benim için imkansız bir şey. Almak imkansız, binmek imkansız. Bir parçası arızalansa ben bunları düşünürüm. Ama bizim e, taraftarımız düşünür. Mesela Enner Valencia. Valencia size göre nasıl bir forvet? Bana göre rezalet bir forvet. Ama oynadı mıydı da Türkiye'nin üstünde bir forvet. Haksız mıyım? Valencia'nın menajeri diyor ki Fenerbahçe ile görüştük. Ve en azından Valencia'nın bu sezon takımda kalmasının en iyi olduğu sonucuna vardık. Şu an takımın kaptanlarından burada mutlu sözleşme yenileme konusunda görüşüyoruz diyor. Bakın sözleşme yenileme konusunda. Burada mutlu diyor. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. 32 yaşında. Biz bugün Valencia'nın aynısını alsak 4 milyon eurodan aşağı çekmezler. Valencia gitmek istiyorsa da biz 4'ten aşağı çekmiyoruz. Arkadaşlar garanti ücreti 400-500 bin euro artı maç başı ücretleriyle oynuyor. Ve oynamak zorunda, kendini her zaman hazır tutmak zorunda. Bu şartlarda sözleşme uzatılacaksa mantıklı. Ama onun dışında son kontrat futbolcusu bizi perişan eder benden söylemesi. Ama dediğim gibi oynadığı zaman da oynuyor. Diyor ki başkanla görüşüyoruz öncelik 2 veya 3 yıl daha kalması yönünde. Bu, bu yıl zaten mecburen kalıyor ama 2 yıl daha uzatılabilir mi? Uzatılabilir. Ee, ya da maç şartı koyarsın şu kadar maç oynarsa diye futbolcudan yararlanırsın. Hocam peki biz zarardan nasıl kurtulacağız? Mesela Atilla Salah'ı. Atilla Salah'ı için 17,5 milyon euro haberi. Muhtemelen gördünüz bu haberi. Ben detaylarını anlatayım arkadaşlar bu haberin size. Şöyle söyleyeyim. Ee, West Ham United'ın Fenerbahçe'den Atilla Salah ile ilgilendiği ve transferin 11 ile 17,5 milyon euro arasında bitebileceği belirtilmiş. 11 ile 17,5 milyon euro. Bir şey söyleyeyim. Orada 17,5 milyon euro yazıyorsa 11'e bitmez o transfer. West Ham Atilla ile ilgileniyor. İngiliz basınında yer alan haberlik. Nayef Aguayr'din sakatlığı. İsa Diop'un fulumlu anlaşma sağlamasının ardından yeni bir stoper arıyorlar. Tilo Kehrer için Paris Saint Germain'le görüşmelere başlıyor. Ama olmuyor. Ee, neydi o? Malanksar'la görüşüyorlar. Malanksar muhtemelen Monaco'ya gidecek. Adamlar İngiltere'de Ligi'ne de göndermek istemiyor. Bu da okey. Valla Euro 2020'de Haziran ayında İngiltere'ye karşı oynanan maçta çok iyi bir oyun ortaya koydu ve bu performansın transfer için referans olabileceği öne sürüldü. Bakın taşa anlatıyorum, kuşa anlatıyorum. Anlıyorlar Galatasaraylılara ben o gün anlatamadım. Dedim ki Fenerbahçe'deki performansı değil İngiltere milli takımına karşı milli takımdaki performansı sattırıyor diyorum. Ne'u ne'u diyorlar. Al bak. Ya İngiliz haberinde yer alan ifade bu ya. Referans olarak o diyor. Fenerbahçe olacak 2021'de geldi. Apollon Limassol'den. 3 yıl daha sözleşmesi var. Ve Salahin'in West Ham'a 15 milyon sterline gideceğini artık kesin gözüyle görüyoruz. Ahmet Ercanlar da demiş ki West Ham United Atilla Salah için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 17 milyon euro civarında bir teklifte bulundu. Atilla Salah'ı gitti gidiyor.com demiş. Şimdi benim e, Salah'ın gidişini Kim Minji'den daha net görmemi anladınız mı? Kim anladınız mı? Bu arada subliminal olarak Lastina Travule e, duyumu da verdim. Onu da es geçmediniz değil mi? Yani hala görüşmeler aynı. Hala fikirleri aynı. Eğer bir e, sağ ok gönderiyoruz desinler öne geçer. Atilla Selah için bana sürpriz geleni söyleyeyim size. Ben e, Ümraniye maçında oynamayacağını ya da son kez oynayacağını düşünüyordum. Ben Slovaçko maçında oynamayacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Maç yarın. Eğer transfer gerçekleştiyse ilk 11 başlamaz. Siz de buradan anlarsınız. Eğer gerçekleşmediyse de zaten yakında gerçekleşmek üzeredir. Fenerbahçe'de ilk tercih Alexander Charlotte. Norveçli forvet için Alman ekibine 8 milyon euro önerdi. Bu arada Maxi Gomez ve Enzo Çöpetti girişimler içinde girişimler sürüyor diyor. Bunu diğer kısımda konuşacağım. 3 isimden biri kadroya katılacak bak kesinliğe bak. Ümraniye beraberliği sonrası Fenerbahçe'de forvet eksikliği gündeme geldi. Red Bulls Leipzig 53 milyon euro karşında Chelsea'ye sattığı Werner'i 30 milyon euro ödeyerek tekrar aldı. Böylece kiralıktan dönen Charlotte'un Alman ekibinde forma şansı bulma ihtimali giderek azaldı. Fenerbahçe'de bu hamlenin ardından 8 milyon euroluk teklifte bulundu. Hayır 8 milyon euroluk teklifte bulunmadı. Normalde 8 milyon euroya menajeri en son verdiğim duyumu hatırlayın. 4 taksit 2'şer milyon euroluk 4 taksit halinde ben getirebilirim demişti. Charlotte'un. Şimdi ise Fenerbahçe 4-5 milyon euro aralığında almaya çalışıyor. Bunu Destigada 5 dakika oynamış mesela. Süper. Yani süper bir dakika. Baktığın zaman süper 5 dakika adam olana fazla bile. Adamların forvet attı. Timo Werner 1, Andre Silva 2, Yusuf Polsen 3. Bu arada 12 Eylül'de geri dönüyormuş. Allah aşkına. Allah aşkına. Etmeyin, eylemeyin. Bu arada 30 milyon euro diyor ama benim transfer market verimde 20 milyon euro yazıyor. Yani 53'e sattıkları forveti 20'ye geri aldılar Chelsea'den. Ki Chelsea'de sürünüyordu. Andre Silva. 32 milyon euro piyasa değeri var. Bak 32 milyon euro piyasa değeri var. Geçen sezonun flash ismi. Andre Silva. İki maça çıkmış 123 dakika onda golü yok. Yani Yusuf Polsen o da 14 milyon euro <laughs> piyasa değeri var. Danimarkalı Tanzanya asıllı. Aman Tanzanya asıllılar gelmesin bu kulübe. Şimdi ben size diyorum ki Ander Alexander Şörlot için bana gelen duyum hatırlıyor musunuz? 4-5 milyon euroya alınabilir diye. Valla 4-5 milyon euroya eğer okey derlerse açık ve net söyleyeyim kimse çıkıp da Fenerbahçe'den hani bu transferi yapamaz, yapmaz diyemez. Eğer 4-5'e düşerlerse Şorlat hayırlı olsun. Bakın Maxi Gomez için 8'i kabul etmiyorlar. Muhtemelen orada da bayağı uğraştıracaklar bizi. Belki iptal edecekler. Ama Leipzig 8 milyon euroyu zaten kabul etmişti. 8'i zaten kabul etmişlerdi. Şimdi ben diyorum ki 4-5 duyumu geldi de size aktarmıştım. Hatta inanmadığımı ama tuhaf bir duyum olduğunu söylemiştim. Niye bu zamanda geldi diye meğersem boş değilmiş. Üçüncü seçenek tango diyor. Geçiniz arkadaşlar. Ben Enzo çöp Maxi Gomez'i de artık şu saatten itibaren maalesef beklemiyorum. Çünkü benim bildiğim Fenerbahçe, benim bildiğim Ali Koç bekletir, 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 bekletir ve gider alır. Peki hocam. Özetlemek gerekirse Salah'ı gidiyor. Şörlot'a dikkat diyebilir misin? Yüzde yüz olarak bu cümleyi kullanırım. Hatta e, 4-5'i kabul ederlerse yüzde yüz olarak Salah'ı gidiyor. Şörlot geliyor. Artı bir de stoper geliyor derim. Bundan da geri durmam. O neydi? Beka sorunu muydu? Bekao. <laughs> Mesela o. Çok mantıklı stoper olur. Çok çok mantıklı. Bekao. Luan Perez. Eee Serdar Aziz kalıyorsa Tisserand. Eğer satılamıyorsa Tisserand. Şu anda Tisserand'da da 2.8 yazıyor. Luan Perez de şey pardon Gustavo Henrique'de de 2.8 yazıyor. İnanın adım soyadım kadar net söylüyorum. Tisserand Gustavo Henrique'yi 50 kere döver. 50 kere döver. Haberiniz olsun. Yabancılar konusunda, Türkler konusunda bekleyip göreceğiz. Atilla Salah'yı eğer forvet istiyorsa gitmek zorunda. Stoper istiyorsak yine gitmek zorunda. Forvet istiyorsak şu anda eksi değilse eksi 55 bin eurodayız. Yine gitmek zorunda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, yani illaki bir çıkış olur. Hocam pelkas gider. Ne bileyim kolkırdan mulkırdan para gelir. Arkadaşlar işte onları beklersen ta Eylül'e kalırsın. Ali Koç fırsat transferi falan filan diyor da aslında diyemediği şey şu. Eldekiler gitmiyor. Ben nereden para bulayım? Bak. Bir. Tisserant'ın satma ihtimali. 2. kolkır 3. Lemos. 4. Novak. 5. Max Mayer. 6. Pelkas. 7. Berisha. 8. Samatta. Bakın bunların hepsine gitme ihtimali olan isimler. 8'inden 8 milyon euro gelse bile sen 8 milyon euro ile değirmenini döndüremeyeceksin. O yüzden hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Niye döndüremeyeceğinizi şöyle söyleyeyim. Satışın 3'te 2'sini bonserviste kullanabiliyorsun. Yani bonserviste futbolcu alırken ee, harcama limitlerine göre 3'te 2'si sayılıyor. O kadar da yüksek harcama limitimiz yok. Biz yıllık ücretlerimiz, maaşlarımız düşük. Diğer takımlar gibi değiliz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Bir beğeni çok görmezseniz de sevinirim.